Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. Nazlı. Ha? Ahmet burada mı? Ahmet, yok, Ahmet. Yok, yok, yok. Nazlı, başım çok fena belada. Ay ne belası ya, ne oldu? Bak. Katalog diye şey yapmıştım, gazeteye basmışlar. E hani katalog demişlerdi sana. E bana öyle demişlerdi işte, küçük bir iş demişlerdi. Ne bileyim, beğenmişler, almışlar, gazeteye basmışlar. Dur şimdi sen panik olma. Çünkü abim zaten bu buralara bakmaz. Bakmaz mı? Emin yok, misin? Bu sayfaya bakmaz o. Öyle mi? Yok, bakmaz. Yok. Gülden. Bana bunu izah edebilir misin? Gülden. 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 Gülden, ne yapıyorsun? Nerelere daldın ya? Ay, ne zannettim biliyor musun? Bir an için Ahmet buradan girecek mi? Gazeteyi görecek zannettim. Vallahi düşüncesi bile mahvetti beni Nazlı ya. Ay, Nazlı ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Allah korusun. Yok, olmayacak öyle bir şey canım. Yani yapmayacaksın, bir şey olmayacak. Ne yapacağım ya? Bana bir akıl ver ya. Ay Güldencim, ben sana diyorum ya, yani amma panik yaptın ya. Abim bakmaz diyorum. Ne sayfası bu? Moda sayfası yani. Hiç iş olmaz abime. Öyle mi? Oldu da baktı diyelim. Ne yapacağız? Ya yap, mahalleden biri görüp söylerse Nazlı, bitti mi? Ay ya Gülden, bir sakin olur musun? Bir de bu kadar bağırma yani. Ya ayrıca bir şey söyleyeceğim. Tam gazetesinde mi çıkıyorsun? Ne olacak? Allah korusun kız. Ay, hayır ya, da yalanım ortaya çıkacak biliyorsun. Ahmet modellik yaptığımı bilmiyor ki. Çocuklara ders veriyorum zannediyor. Ya rezil olacağım çocuğa. Biliyorum herhalde, birlikteydik söylerken. O gazeteyi mutlaka görmeden bir şekilde bu işi çözmem lazım. Ay. Ay dur bir dakika ya. Bizde de var o gazeteden. Şimdi ben gideyim yok etmem lazım benim onu sende. Sakin. Nazlı. Anne. Ha. Bak Gülden de burada. Ben de ne göstereceğim size. Ne? Bana bak. Şu kız nasıl Gülden'e benziyor değil mi? Şu fotoğraf. Bakar mısın? Aynı. Bak şu. Ya değil bak, mi? Bak ama bir yakından bak. Bak bir. Ya çok yani, değil mi, ne kadar benziyor? Ya gözlerime inanamadım ya, ikiz. Ya ikiz, her insanın dünyada bir ikizi varmış derler Rukiye anneciğim. İnandım yani, insan insana benzer. Gerçekten. Ben bakayım bir dakika şey. Burada şey olsun. Öyle diyorlar zaten, o değil çok mi? Yani benziyor. Ben bakayım. Yok ya, benzemiyor bence. Ben bakayım, orada okuyacağım bir makale vardı. Burada kas. Bakayım şey ben, bakacağım. Bir şey, şu bir şeyi de bakacağım. Bak. Şurada bak mesela. Bak şu, hadi boyu posu geçti. Bak duruş, eddam. Hani saçın rengi, her şey mi bu kadar mı pes? Vallahi pes. Helal. Çok benzetiyorlar zaten. Film yıldızlarına benzetiyorlar bu kendini. Ay maşallah. Allah Allah. Ay Allah, böyle şaştım kaldım.
Şaştım kaldım yani. Şaştım kaldım. Bir açtım sen zannettin ya. Yani. Habere bak sen. Alayım mı annem onu? Vallahi sen bakın oku. Hadi tamam siz konuşun. Hadi konuşun siz. Gülhancığım bir saniye. Anlamadı bak anlamadı. Alacağız şimdi. Onu da saklayacağız yani. Ay tamam. Hakimini saklayacağım. O billahi var diyorsun. Hepsini yok edeceğiz şimdi, tamam mı? Hepsini... Kış modusunda dikkat çekenler. Aa! 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 Ahmet abi! Ahmet abi! Gülden abla gazeteye çıkmış. Hangi Gülden? Ya Ahmet abi, Allah'ını seversen kaç tane Gülden abla var ya? Sen ne saçmalıyorsun butik ya? Ne Gülden'i, ne gazetesi ya? Ahmet abi işte ben de onu sana soracaktım ya. Yani Gülden abla gazeteye mi çıkmış? Ya sen iyi misin? Evet. Oğlum benim nişanlımın gazetede ne işi var? Abi moda haberi bu. Modellik falan mı yapıyor, ne yapıyor? Modellik yapsa Gülden ben bilmez miyim? Sen ne saçma, ne diyorsun sen ya? Abi. Ne gazetesi, ne Gülden'i, ne diyorsun oğlum? Allah Allah, yani... Gülden abla değilse bu kız çok acayip Gülden abla taklidi yapıyor yani. Ver bakayım şunu. Buyur. Gülden en başında keşke söyleseydin abime böyle açık açık anlatsaydın yani. Gerçekten. Açık açık anlatsaydın. Abini mi anlatıyorum ya? Sen abini tanımıyorsun çünkü değil mi? Dünyanın en geri kafalı adamından bahsediyoruz. Korktum ya kızım, korktum, çekindim söylemeye. Kaldı ki kabul edecek miydi? Ha? Böyle çok daha güzel oldu çünkü. Aferin sana, çok iyi oldu böyle yani. Bitti. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ahmet. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Gülden'cim sen ne yapıyorsun bir tanem? Çok iyiyim Ahmet'ciğim. Ben de iyiyim. Öğle yemeğine geldim. Ay çok iyi etmişsin. Sen ne yapıyordun az önce öyle? Ne yapıyordum? Ve bir an havada gördüm seni sanki böyle uçuyordun. Önce mi? Uçuyordum. Ahmet ya. Ay Allah. Komik çocuk. Tabii canım. Ben kapıdan içeri girdiğimde sen şu an oturduğun yerde oturuyordun. Oradan uçtun. Şu an benim oturduğum yerden bir tane gazete aldın. Tekrar şu an oturduğun yere uçtun. Ve buradan aldığın gazeteyi arkana koydun. Ben mi yaptım bunları? Evet. Ya Ahmet çok komiksin ya. Ha Nazlı öyle olmadı mı? Yo abicim ben uçan kimseyi görmedim. Gülden'cim. Sana zahmet olacak ama. Bana bir bardak su verebilir misin mutfakta? Çok isterdim Ahmetciğim ama... yani... Yani ne? Oh, 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 oh. Ne oldu? Ah, Nazlı, Nazlı sana dediğim bu var. Bir şey var ya, belim bir kere çıktı galiba. Ay. Belimi incitmişim ben, ay, belimi. Ben getireyim abicim ya. Otur. Gülden'cim, dünya güzeli, bir tanem, dünyanın en güzel kızı. Sen belini nasıl incittin? Anneme yardım ederken sanıyorum ağır bir şey kaldırdım Ahmetciğim, öyle belimi incittim yani. Aniden kaldırınca tabii. Hiç kıpırdayamıyorsun tabii. Çok acıyor, çok fena acıyor. Yerimden hiç kalkmamam lazım. Yerinden kalkmaman lazım. Kim söylüyor bunu? Doktor söyledi. Sen bu arada doktora da gittin yani. Abicim kim söyleyecek? Tabii ki doktor söyleyecek. Ay sen de yani kasap. Kasap söyleyecek hali yok. Beli incinmiş yani. Ay çok komiksin. Beli inciniyor. Kasaba gidiyor. Tabii komik olur yani. Gerçekten çok. Yani yerinden kalkamamanın arkanda saklamaya çalıştığın gazeteyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Öyle mi? Ay sen şey misin?
Ay bu ne, buraya saklanmış ya. Ay çok komik adet ilahi. Ay, bu da saklanmıyor canım. Buraya yani üstüne oturmuşum ben. Abicim yani niye saklasın gazeteyi Allah aşkına sen de yani? Saklanacak ne var ki? Normal bir gazete bu ya. Ayrıca ben bunları toplayayım ya. Ha. Çok dağınık görünüyor. Ben bir saniye bunları bir toplayayım götüreyim içeri. Evet dur. Nazlı ya. Evet Nazlı ya. Sen ne kadar dağınık bir insansın. Bir de ev kızı olacaksın. Hemen ya. Şunları topluyorum ben. Otur Nazlı. İyi oldu. Ben de bugün hiç gazete okumamıştım. Ver bir bakayım şu gazetede. Aman abicim ya. Nedir yani gazetelerde ne var sanki yani? Peki ona zam gelmiş. Yok işte yerel seçim adayları belli olmuş mu da olmamış mı da. Ya ben her gün aynı yani gazete. Bugünkü de dünkünün aynısı. Valla. Yani. Madem dünkünün aynısı. Bu gazeteleri niye her gün yeniden basıyorlar? Kupon. Kupon. Kuponlar yüzünden. Yoksa haberler aynı Ahmetciğim. Kuponlar yani. Biriktirenler var ya kuponlar. Onun için gazeteleri her gün basıyorlar. Benim zaten kuponlarla bir alakam yok. Ben moda sayfalarına bir bakacağım. Abicim senin modayla ne işin olur Allah aşkına ya? Ne demek ne işin olur ya? Benim modayla işim olmaz mı? Aa. Olmaz yani Ahmet. Senin modayla ne gibi bir işin olabilir? Sen demoda bir insansın. Allah ben. Demodayım. Peki. Ama zaten ben kendim için istemiyordum o gazetelere bakmayı. Senin için. Sana bir kaban hediye almayı düşünüyorum da modellerle ilgili bir gazeteye bakacaktım. O kadar tatlısın ki. Ağlayacağım şimdi Ahmet. Gerçekten ama gerek yok. Gerçekten kabanım var Ahmet. Varmış gerçekten. Boş ver. Şu gazeteyi rica edeyim. Boş ver abicim ya. Gazeteyi ama rica edeyim. Ya boş ver gerçekten. Nazlı. Tamam aman al. Öbürünü de rica edeyim. Abi. Öbürünü de rica edeyim. Bu nasıl kaban modelleri varmış. Vay. 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 Şansa bak. Gazeteyi elime alıyorum. Tam karşıma şu kaban modeli çıkıyor. Ben de tesadüfe bakın ki tam da bir taneme kaban hediye etmeyi düşünürken. Nasıl? Çok güzel ama. Hı? Çok. Model güzel değil mi? Çok. Modern, şık. Gülden, beğendin mi? Güzel değil mi? Çok, çok güzel. Şimdi ben de bu gazeteyi aldım. Bakıyorum, bakıyorum ve bu kabanı senin üzerinde hayal ediyorum. Nasıl olur diye. Aa! Biraz daha dikkatli bakınca görüyorum ki nasıl hayal ediyormuşum ben bunu bu kadar böyle senin üzerinde. Meğer bu resimdeki senmişsin ya. Vallahi var ya Elvan, harika oldular ha. Mis gibi kokuyorlar bak. Vallahi mis gibi kokuyor babacığım. Değil mi? Bir de oraya koy. Hemencik sana zahmet. Babacığım, sen hep böyle mutlu ol, olur mu? Hiç üzülme, hiç kızma. Tamam, evet, hep olacağım. Hiç merak etme. Böyle koy, böyle ha. Evet. Hiç merak etme. Tamam, o krizden de bir daha geçin hocam. Ben biliyorum, sen de benim kadar üzüldün. Ben de sana söz veriyorum, bir daha seni hiç kızdırmayacağım. Canım baba. Beni kızdırmama aslında çok kolay, biliyorsun değil mi? Biliyorum babacığım. İyi bakalım. Bu ben içeriye bakayım, hadi. Dolduruyorsun oğlum sabahtan beri. Evrak dolduruyorum Mesut abi ya. Ya Kopil, anladık evrak dolduruyorsun da ne evrakı dolduruyorsun onu soruyorum. Mesut abi ya, gözünü seveyim üstüme gelme. Sen de üstüme gelme, Allah aşkına üstüme gelme ya. Zaten canım sıkkın benim ya. Canım sıkkın, anlamıyor musun? Bağırıyorsun lan zurna. Sana büyüklerinle nasıl konuşacağını öğretmediler galiba. Vallahi bak ben sana burada iki dakikada öğretirim. Lan ne zamandır Fehmi abinin evinde yaşıyorsun?
O da mı seni yontamadı? Kütük! Herkes mi kimse beni yontamadı ya? Anlamıyor musun beni? Kaç yaparım ağzınızı mı kapsın diye bile diyor be! Lan! Ne var ya? Ne lan ya? Canım sıkkın diyorum al. Tamam. Bak Cahitay, bunu al elimden bir kaza çıkacak ha. Pardon, tamam. Ama bir... Abi ne oluyor? Ya bu zurna birine kızmış mı ne olmuş, kafası bozulmuş. Gelmiş bana bağırıyor ya. Ya benim de asfalyalarımı attıracak. Bir koyacağım duvara yapacak. Tamam be abi. Ya. Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına tamam, tamam. Sen çayını koy Allah aşkına. Tamam. Form dolduruyorum da Almanya'ya gideceğim. Almanya mı? Almanya'ya gideceğim. Ergun yazıyor. Beraber gideceğiz Ergun abiyle. İkimiz. Ya otur şöyle ya. He? Ya otur şöyle. Mustafa Başkan geliyor. Mustafa, Mustafa, Mustafa Başkan. Merhaba emekçi kardeşim. Merhaba esnaf kardeşim. Sami merhaba, ne yapıyor? Ne bağırıyor kulağımın dibinde sabah sabah? Sarım var burada, ne bağırıyor? Gitmesin oylar havaya, bas mührü Mustafa'ya. Gitmesin oylar havaya, bas mührü Mustafa'ya. Anlamadı çünkü. Tamam, gerizekalı mıyım ben? Böyle böyle bakıyorum diye anlamıyor mu? Ne var? Ne istiyor? Ne var? Ne bağırıyor? Sami Bey, yeni sloganımız. Ben buldum. Bulmasaydın keşke. Orada kalaydı öyle. Niye? İcat mı yaptın? Buldun da ne oldu? Allah Allah. Samicim bak, bir sıkıntın mı var senin? Bir derdin mi var? Anlat bana. Dertlerini dinlemeye geldim. Ne dedin? Dertlerini dinlemeye, deva almaya geldim. Deva mı? Evet. Vallahi. Nerede? Seni tanımasam dertlerime deva alacakmış. Nereden olacaksın? Nereden? Sen kendi derdine deva al bir kere önce. Aa, ne kadar sinirli yine. Aşk olsun vallahi Sami. Aşk olsun Sami. Evet. Şu kurabiyelerden bize ikram etmeyecek misin ha? İkram mı? Evet. Bir daha söyle bakayım. İkram. Bir daha da bakayım. İkram. Aa, güzel dedin. Helal. Yok efendim, etmeyeceğim. Ne de ikram edeceğim? Ne de edeceğim? Löp 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 yiyeceğiniz, ondan sonra para vermen hop ıdı güle güle. Ha, fakat Sayın Sami, Şinasi Başkan gelince ona ediyorsun ikram ya. Evet, edeceğim tabii. O başkan bir kere, o başkan. Sen nesin? Başkan neyse, adayı. Adayı. Ya yani. Sami Beyciğim ama yani Şinasi Başkan bugün başkansa... Mustafa Bey'imiz de ileride başkan olacak inşallah. Evet, yeni seçimlerde başkan benim. Aynen John Wayne'en. Kim? John Wayne'en. O kim be? Öf, keşke demeseydim. John Wayne'en. Uzun Ardan mı? Çok uzaklardan Sami. Veriyor musun sen şimdi? Vermiyorum efendim, vermiyorum. Hayır, alamazsınız kardeşim. Bu parayı ne alacaksınız onu? Yoksa ondan kurabiye on abiye yok. Aşk olsun Sami ya. Mis gibi koktu. Bunca yıllık hukukumuza dayanıp ben senden bir şey istiyorum. Bunu dinlemiyorsun. İleride hiç olmazsa başkan adayı olmama birazcık saygı tamam, ister. Tamam, hiç gerek yok öyle şeyler. Tamam, vermiyorum dedim ya. Hadi bakayım, hadi. Hadi bakayım. Vermiyorum, tamam hadi. Hadi. Demek öyle Sami. Buyur. Bu kurabiyelerden bize vermiyorsun ha. Alacağın olsun. Danyal yaz. Derhal efendim. Not al. Emredersiniz. Bu mahalleden cimriliği söküp atacağım. Çok yerinde bir karar. Tamam at. Atarken kendini de ıcık kapının dışına doğru at bakayım. Hadi bakayım, hadi. Gidiyor, gidiyor. Mustafa Başkan gidiyor. Ha, iyi, hadi bakayım. Bir dakika da kalmam burada daha. Buyurun efendim, bu kapıdan. Buyurun. Ben hani bu kapıdan çıkmak buyurun istiyorum. Görüyor musun? Bak bir de Sami'ye şaka yapmayın diyorlar. Ben o kurabiyeleri beleşemezsem ne olayım? Mustafa, ne yapıyorsun sen? Ne planlıyorsun yani? Ne geçiyor aklından senin ha? Ne planlayacağım Recep abi? Duruyoruz burada böyle. Ha, bak Sami'ye öyle bir mavra bir şey düşünüyorsan aman ha. Bak kalp krizi geçirdi, senin şakalarını kaldıramaz bilesin. Ya Allah aşkına Recep abi, ben ona şaka yapsam da sinirli, yapmasam da sinirli. Adam sinirli. Ya sen tamam, aman, ilişme. Kurabiyeler de çok güzeldi değil mi Danyal ya? Mis gibi kokuyordu. Dur sen, ben onları beleşemenin bir yolunu bulacağım. Şey efendim, parasıyla mı yesek? Ya yalanıp durma Danyal. Parasıyla olunca bu kadar zevkli olur mu? Bulacağız bir yolunu. Beleşeceksin. En güzeli o. Tamam, tamam. Ya
Benim nişanlımın fotoğrafının bu gazetede ne işi var? Ya Ahmet, söyledim ya sana, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun ya? Kabak gibi ortada ya. Abicim bak, şöyle olmuş. Anlatabilir miyim? Abi şöyle olmuş bak. Gülden bir tekstil firmasının broşürü müdür? Bir şey yani, böyle bir şey için değil mi Gülden? Modellik yapmış. Ondan sonra onlar da Gülden'e söylemeden, sormadan gazeteye basmışlar pozunu. Modellik ne ya? Modellik. Evet. Modellik işte yani kıyafetlerin hani tanıtımı için falan tanıtan meslek var ya yani, kişi o model o tanıtan kişi, aman ya işte tanıttığı o niye yapıyor? Meslek o iş niye yani. O niye yapıyor? Çünkü neden? Çünkü çok güzel bir kız. Bak çok güzel. Hem de boylu poslu. Ben mi yapayım yani? Çok güzel. Çok güzel kız, boylu poslu. Bir görenin ben yokken içimi acıta acıta, düşüncesi bile beni deli ediyor. Dönüp bir daha baktığı çok güzel bir kız ama nişanlı. Ya Ahmetciğim, gerçekten bu kadar büyütülecek bir mevzu değil. Ben yani düğünümüze katkı olsun diye yaptım. Yani iyi bir fiyat verdiler, 30.000 lira verdiler Ahmet. Senden katkı isteyen oldu mu? Hı? Senden katkı isteyen oldu mu? Ben sana evinde otur, çalışmana gerek yok, okuluna bak, üniversiteni bitir demedim mi? Sen de bana hayır, sadece evde, o da yine sadece kız öğrencilere, o da üniversiteye hazırlananlara ders vereceğim demedin mi? Niye arkamdan iş çeviriyorsun Gülden? Arkandan iş çeviriyorum çünkü önünden çok bağırıyorsun Ahmet. Abicim yani gerçekten Gülden'in yani kötü bir niyeti yok ki. Niye böyle yapıyorsun? Hayat müşterek yani. O da sana böyle bir katkıda bulunmak istemiş. Ne var? Katkıda bulunmak istemiş. Evet. Niye? Düğün için değil mi? Ama düğün için paradan önce dürüstlük lazım. Ya tamam, özür dilerim. Yani sana yalan söylememeliydim. Haklısın. Ama düğünümüz için ben de bir şey yapmak istedim Ahmet. Yani bu fırsatı kaçırmak istemedim. Kim bunlar? Kim bunlar? Bunlar kim, söyle, gidip ağızlarını burunlarını kıracağım. Hayır Ahmet, öyle bir şey yapmayacaksın. Onlar gayet düzgün insanlar. Bak sen. Evet, yani tamam, bana haber vermeleri gerekirdi. Biraz ayıp olmuş ama ben hallederim, gidip konuşurum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir şey halletmiyorsun. Oturduğun yerde oturuyorsun. Abicim gerçekten artık çok çok fazla gereksiz kızıyorsun. Yani çok özür dilerim gereksiz dediğim için ama yani gerçekten kötü bir niyeti yok kızcağızın. Ya demin de dediğin gibi düğün için yapıyor bunları yani. Ondan bir şey isteyen oldu mu ya? Düğünü erkek tarafı yapar, tamam mı? Ben düğünü müğünü yapacağım. Senden katkı isteyen oldu mu? Benden katkı isteyen olmadı. Olmadı. Ama ben hani bir an önce evlenelim, bir an önce seninle bir yuvamız olsun diye bütün bunlara katlandım Ahmet. Evlenen diğer taraf ben olduğuma göre hani benim de sanki biraz söz hakkım var zannetmiştim ama gayet yanılmışım şu anda. Saçmalama, gel buraya, konuşuyoruz. Gülden. Gülden. Sen niye söylemiyorsun bunları bana? Hı? Niye söylemiyorsun? Kurabiyelerden ver. Sen Gülden ablanın kurabiyelerden ver. Acayip güzel ha. Aa, vallahi bütün mahallenin kurabiyelerin peşinde daha. İmencik mutlu olursun. Hemen şıkar yani. Yok vallahi Sami abi, beni şu anda hiçbir şey mutlu edemez. Abicim şu yüzükler çıkmasın artık parmağınızdan, ne olur ya.
Bak kızın kötü bir niyeti yok. Gerçekten ben biliyorum, şahidim yani. Gerçekten seninle evlenmek istiyor. Tek isteği bu. Yani inanılmaz, çok bağırdın ya. Kızın kalbini kırdın yani. Gülden. Tamer, senin ne işin var burada? Amerika'daydım. Yeni döndüm. Gelmişken bir hatır sormak istedim. Nasılsın? İyiyim. Gazeteyi görmüşsün. Fotoğrafını ben bastırdım. Sen mi bastırdın? Neden? Amcam modellik yaptığını söyledi. Katalog için baktım. Fotoğraflara bakınca aklıma böyle bir şey geldi. Böyle bir şey geldi. Neden böyle bir şey yaptın Tamer? Çünkü gazete bu Gülden. Gazeteye çıkmak ne demek? Ünlü olmak demek. Şimdi birçok yerden teklif alacaksın. Hatta bir tane geldi bile. 100.000 lira. 3 günlük bir çekim için. 100.000 lira mı? Evet, ama 150 istedim. Göreceksin bak, kabul edecekler. Tamam ya, bakıp durma öyle ya, tamam. Ne yapsaydım yani? Gülden'in fotoğrafını Gülden'in izni olmadan gazeteye basan biri iyi niyetli olabilir mi? Abicim artık olan olmuş bitmiş, tamam. Ama bence ortada böyle bir kötü niyet yok. Bence var. Ya benden izinsiz böyle bir şey yapman çok yanlış Tamer. Ayrıca durup dururken ortaya çıkman da. Artık durumları biliyorsun. Evet biliyorum Gülden. Nikah masasında beni bıraktın. Üstüne başka biriyle nişanlandın. Ama... Ama ne? Sana çok kızdım Gülden. Senden nefret etmek istedim. Ama olmadı. Hatta sana hak verdim bile. Sen kalbinin sesini dinledin Gülden. Doğru olanı yaptın belki de. Ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden de arkadaş olmamızda bir sakınca görmüyorum. Arkadaş mı? Tamer, Ahmet seni tanıyor. Ayrıca seninle yaşadıklarımızdan sonra bunun hiç iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Lütfen, ayrıca lütfen bir daha buraya gelme. Ahmet seni görürse çok fena kavga çıkar. Ama burada bir fırsattan bahsediyorum Gülden. Lütfen arkadaş olmamıza izin ver. Peki Gülden. Ama düşün. Beni ara olur mu? Çok önemli. Çok para kazanabilirsin. Sen her şeyin en güzeline layıksın Gülden. Sana gitmeni söyledim. Lütfen gider misin? Tamam, ben de gidiyordum zaten. Sonra görüşürüz. Gülden. Demin biraz fazla bağırdım sana. Ne olur kusura bakma. Önemli değil. Önemli canım.
Ama ne olursa olsun dürüst olmalıyız. Ahmet, özür dilerim. Sana söylemeliydim, biliyorum. Hatalıyım. Seni bir daha gazetelerde görmeyeceğim, değil mi? Hayır, görmeyeceksin. Tamam. Merak etme. Yakında düğünü de yapacağız. Tamam. Ya görüyor musun? Bak ben ona o kadar muz ikram ettim. Bir parçacık şey kurabiye vermedi ya. Koktu da o kadar. Nankör. Ya kardeşim sen de ver 3 kuruş ye. Ne uğraşıyorsun? Al. Yok arkadaş ben beleş yiyeceğim. Taktım kafaya ya. Ne beleşi ya? Ya sana bir şey söyleyeyim. Bizim cepsiz Niyazi bile var ya. Artık Sami Usta'dan beleş bir şey yiyemez. Yok arkadaş ben bir yolunu bulacağım. Bu aşamada bana ivedilikle 1 kilo elma, yarım kilo muz. Ve bu koşullarda marul yok, marulu içime sindiremiyorum. Ya aynı Ecevit oldu vallahi ya. Benziyor değil mi? Çok acayip benziyor. Ya ben... vallahi var ya, yüzünü görmezsem Ecevit sanacağım ya. Ya yok ya yok vallahi onun gibi ince de yüzü de öyle. Bak bir tane bıyık tak, böyle bir kasket tak tamam. Herhalde bitti ya, para olan. Herhalde bende daha ne numaralar var. Bak bir demirel yapayım gör bak. Demirel değil de... Ben sizden bir şey rica edeceğim. Neymiş o, hayırdır? Durun durun, anlatacağım. Sen abi, ne itsen? İyiyim abi, ne olur? Sen kurabiye mi yiysen? Evet. Ya yeme, biraz sonra beleş yiyeceğiz. Ne? Nasıl ya? Şimdi bütün esnaf birlik olduk, anladın mı? Sami abiye şaka yapacağız. Ya şu adamla uğraşmayın ya. Ya uğraşmayın ya desen de şakayı bir duysan var ya. Neymiş? Şimdi bak, Ecevit kılınma şey gel. Evet. Fehmi abi, sütün hazır. Dur bakalım, afiyet olsun. Sağ olasın ya. Sağ olasın. Aa, direkt. Peki. Evim mi ya? Neydim aynı, sen neydin sen sabah? Aynı valla. Buna bak, kurabiye vereyim sana. Ama parasıyla. Yok yok, ben almayayım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ay, tamam o zaman sana veririz. Tamam, buyurun. Evet. Buyurun. 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 Sayın Ecevit Sami bak. Kim? Sayın Ecevit geldi. Ya Sami abi, buyur etmeyecek mi sen? Evet, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. Abi senin şey Gülüz Gülisen. Evet ya hemen anladım fakat çok acayip benzemiş. Şşş Fehmi abi. Bu Ecevit bu mu be? E tabii ya görmüyorsun. Tanımıyorsun koskoca Ecevit ya. Acık zayıf, zayıf geldi bana acıkına. Ya işte tabii şimdi zincir bozana falan gittiler ya bunlar. Evet. Zincir bozana gittiler falan siyasetten el çekildi falan. Adam zayıflamış tabii ya haklı olarak tabii. Doğru, doğru. İyi böyle düşünmüyorum. Tabii. Beni bunu siyah beyaz gördüm ya, öyle renkli görünce hemen çıkaramadım. Evet, Sami. Evet. Sayın Ecevit senin namını duymuş, buranın namını duymuş ve gelmiş. Aman canım, estağfurullah. Ne namıymış o bakayım öyle. Ne namıymış. Geçenlerde zincir bozandayız. Sayın Süleyman Bey dedim. Yahu dedim Süleyman'cığım... canım tatlı çekti dedim. Süleyman da dedi ki Çınar altında meşhur Sami'nin pastanesine git dedi. İvedi dedi orada çok güzel tatlılar ve pastalar bulacaksın. Doğrultu tutarlılığı oldukça başarılı pastalar deyince ben de geldim. Aman canım işte şey yapmışsınız iyi var eksik olmayın hatta tamam. Hatta şey demiş Sayın Demirel bu Sami Usta'nın bir kurabiyesi var demiş. Dillere destan. Evet. Sayın Demirel demiş. Demirel demiş. Tabii canım Demirel demiş işte anlatıyor evet. Demirel. Allah Allah. Evet oldukça güzel ve leziz başarılı. Ay şuraya bak ya devletin zirvesi. Senin kurabiyeleri konuşuyor ya. Allah öyle oldu. Eksik olmasınlar. Tabii şimdi
öyle Üfeyim abi, ne yapayım? Hani evet, eksik olmasın ha. Vay be Sami kardeşim. Demek senin kurabiyelerin kokusu var ya, ta Ankara'ya kadar gitmiş ya. Evet. Vallahi mali acayip oldu ya. Bir bakıyorsun, hop Üzal geliyor. Bir bakıyorsun, Yüce Ecevit Beyefendi geliyor. Vallahi şey gibi oldum hala, Ankara'nın Çankaya'nın o şeyinin arka bahçesi gibi oldu, değil mi? Ya Sami, güzel konu Sami abi var. Davet bir şey ikram etmeyecek mi sen canım? Koskoca devlet adamı gelmiş. Evet, evet edeceğim tabii. Dur İsa ya. Allah edeceğim. Ne yapayım, ne yapayım? Ha kurabiye. Hemen. Bütün esnafa da var. Bu aşamada yedilikle o güzel, leziz kurabiyelerden tatmak isterim. Sami Bey, küçük esnaf kardeşim, başarılı emekçi kardeşim. Ne demek? Afiyet olsun. Ama bir dakika. Şimdi ben yerken biraz nahoş olabilir. Bu aşamada ivedilikli arkadaşların da tatmasında fayda var, değil mi? Evet. Arkadaşlara da hemen. Tabii, gel arkadaş. Hemen buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yavaş, bu olacak, yavaş. Çok güzel. Mis gibi. Benimki paralı. Süleyman oldukça haklıymış. Gerçekten çok haklı. Çok lezzetli. Sami Bey, süt falan gibi bir şey var mı? Bu çok yiyince boğuyor. Süt mü? Evet, vardı. Okay. Ay kimler gelmiş? Ay hoş geldiniz. Ne kadar büyümüşsün sen kuzum benim. Bak kocaman oldu maşallah. Nasıl da uslu değil mi Nurten teyzesi? Safiye geldi. İşi varmış da iki dakika çocuğa bakıver dedi. Ben de aldım geldim Zeynep'i sana. İyi yapmışsın. Canım benim. Dedikodu yapalım mı? Nasıl dedikodu? Dedikodu yok. O yapalım canım. Sen kaç yaşındasın daha Zeynep'ciğim? Olur mu öyle şey? Kaç yaşında yapabiliriz? Ha yok annem, dedikodu yapılmaz. Hem çok ayıp bir şey. Bir de sen dedikodunun ne demek olduğunu biliyor musun sanki? Fısır konuşma. Yok hiç doğru bir şey değil o fısır fısır. Kimse hakkında öyle fısır fısır konuşmuyoruz. Hiç doğru bir davranış değil, değil mi Zeynep? Tam teyzem. Yapıyor. Ay Rukiye abla ne dedi ya? Ay Rukiye abla bir de gülüyorsun yani. Hayır ağrıma gidiyor ama benim. Ama annem öyle söyledi. Annem öyle söylüyor diyor. Bak Safiye'yi görüyor musun Rukiye abla ya? Ay ilahi Zeynep'ciğim. Huzur ya. Ay günahımı alıyorlar beni. Ay ilahi Zeynep. Ne dedi annen? Ne dedi? Ne yapıyormuş? Dedikodu yapıyor. Dedikodu yapıyormuş. Allah Allah. Baksana. Nasıl günahıma giriyorlar ama görüyorsun değil mi? Ay boş. Çocuktan olabilir işte bu da öyle. Ay kuzum. Ay gülme Rukiye abla ya. Nezat, Sami abi işletiyorlarmış. Evet. Hadi gel. Hadi ben de duydum. Nereden anlamış benim tahtların şeysini? Şu, ne bileyim Sami ya. Şey söylemişti. Tabii. Nazmiye Hanım söylemiştir onu. Nazmiye Hanım nereden anlamış peki? Sami. Evet. Ben Demirel'lerin evinde mi yaşıyorum ne bileyim ya? Vallahi buraya geldiğime gerçekten değdi. Ya, hoş geldin değil mi? Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sami abi, hani bize kurabiye yok mu ya? Sami abi, bana her şeyi de ama size kurabiye yok deme abi. Burada, siz eksiktiniz. Tamam. Hadi al. Nevzat, önce Sayın Ecevit'in bir elini öpelim değil mi? Öpmez miyiz ya?
Hoş geldiniz Sayın Karaoğlan. Hoş geldiniz Sayın Beyaz Güvercin. Teşekkür ederim delikanlı. Efendim, bu at size minnettardır. Çok naziksiniz. Ayşe tatile çıktı diye Amerika ambargo uyguladı. Bütün tüp kuyruklarının faturası size kesildi ama... Efendim, biz size minnettarız, onlara esefle kınıyoruz. Bendeniz sol açık Nevzat. Memnun oldum. Nevzat, bırak Ayşe'yi. Kurabiye niye oldun? Niye oğlum? Bu adamın ne günahı var ya? Baksana ne güzel. Alın gençler, yiyin. Tabii. Efendim, çok sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi suç tamamen Ayşe'nin suçu ya. Ya memleket böyle karışmış durumdayken senin tatilde ne işin var ya? Tabii. Niye çıkıyorsun tatile? Tatile çıkarsan işte kuyruk muyruk olur. Tabii ya, tabii. O kadar geç yani. Dizini kır, evinde otur. Ne işin var tatilde? Tabii canım. Yani. Yani memlekette kurabiye kuyruğu olmadığına dua etmek lazım ha. biri Ayşe tatile çık der. Amerika tatile çıkma der. Asker ihtilal yapar, sürgün eder. Yani ne yapacağımızı şaşırdık sevgili vatandaşlar. Ya bu memleket meselesi ne kadar zor ya. Vallahi bizim kasaplıktan zor ya. Açacaksın bir halıcı dükkanı. Ağzında varken konuşma, boğulacaksın. Bir süt iç sevgili kardeşim. Şimdi Sayın Ecevit, asker deyince yani ihtilal oldu da ne oldu? Memlekete huzur ve güven ortamı geldi. Askeri de haksızlık etmemek lazım. Yani ama, kurabiyemizi yiyelim, sütümüzü içelim ama orası başka yani. Sevgili kardeşim ama bu aşamada huzursuzluğu ve tatsızlığı biz çıkarmadık. Estağfurullah. Kurabiye yer misiniz gençler? Tabii, 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 tabii. Yemez olur muyuz? Bir tane de ben alayım. Ne gülüyorum ya? Ne gülüyorum? Gülüyor muyum ben? Değil mi? Ha. Ya aklıma bir fıkra geldi de ondan şey yapıyorum. Sayın Recep ya, siz siyasete ne zaman başlayacaksınız? Başlayacak mısınız? Anayasanın geçici maddesi ne zaman geçerse biz de o zaman sanırım yeniden siyasete başlayacağız. Ben de bir soru sormak isterim. Buyurun bekçi kardeşim. Ben Sami abiye sormak isterim. Ya tabii buyurun. Sami abi. Acaba biz hepimiz birer tane de kurabiye yiyebilir miyiz? Hepiniz mi? He. Yeter zaten, ötürünüz, kayacağız. Çok ayıp, çok ayıp Sami. Koskoca Ecevit'in yanında, ayıp. Bak böyle cimrilik edilir mi ya? Tabii ya, mecliste pastane açarsın ya. Sami'nin pastanesi, meclisin ortasında ya. Hadi be. Tabii, tabii. Evet, evet. Herkes yiyebilir, kurabiyeler bende. İyi. Hepiniz iyi, benden. Daha içeride varsa getir Sami. Bunlar yetmiyor. Bibedi bir tane alabilir. Sami süt bitti ya. Ha, süt bitti. Tabii tabii, tabii. Ben işte pastaneyi düşünüyorum. Evet, evet. Tamam, ben şey yapayım o zaman. Sami, sütü bol tut, mandıra da açtırabilirler. Daha doğru beni. Ya nasıl espri yapıyorum ya? Ay kızım benim, bak Nazlı ablası da bebeğiyle ne güzel oynuyor. Ha? Nurten teyze sen böyle peçetenin içine koy, rahat rahat tamam, yesin kekini. Tamam, ben şimdi vereyim ona. Hadi bakalım. Al bakalım Zeynep'ciğim. Görüyor musun kız Rukiye abla? Safiye arkamdan konuşmuş konuşmuş. Ondan sonra çocuğu getirdi, al iki dakika işim var bak diye. Vallahi alacağı olsun, konuşmayacağım onunla. Ama canım sen de çocuğun lafıyla iş mi olur öyle Allah aşkına? Yok valla konuşmayacağım, yok alacağı olsun yani. Yok yok, boş ver sen, boş ver kuzum benim. Güzel olmuş mu kek Zeynep'ciğim? Annem daha güzel yapıyor. Daha güzel yapıyor. Ne güldün Nurtar'cığım? Ay nasıl gülmem Rukiye ablaya. Demin bana dedikoducu dediğinde sen çok gülmüştün ya. Ama şimdi lafın ucu sana dokundu ya. Nasıl yüzün asıldı ona gülüyorum. Ne asılacak canım? Yüzüm falan ne asıl? Çocuğun lafına mı bakacağım ben? Acaba benim kekimi böreğimi dünya alem biliyor yani. Allah için. Allah Allah. Ay kuşum hoş geldin Zeynep'ciğim. Nasılsın? İyiyim. Nazlı abla sen evde mi kaldın? Annem öyle diyor. Yok,
Zeynep'ciğim, Nazlı ablan evde... Sen de ki annene, Nazlı ablam... okula gidiyormuş, üniversiteye gidiyormuş de... o yüzden yani... evlenmemiş de. Evde kalmış işte. Hayır. Nurten'cim, vallahi çok eğlendin yani. Ay Rukiye abla, demin sen de çok gülmüştün ama. Niye, yalan mı söylüyor çocuk? Yalan mı? Ay Rukiye abla, bir şey soracağım. Peki Nazlı'nın evde kaldığı yalan mı? Aşk olsun Nurten abla. Ay. Ben gidiyorum, hadi size iyi günler. Aman iyi günler. Aa! Süme iyilik, sağlık ya. Ben büyüyünce evde kalmayacağım, hemen evleneceğim. Yok Zeynep'ciğim, ben evde kalmadım canım. Sadece doğru zamanı ve doğru erkeği bekliyorum yani. Evde kaldın işte, bak bütün mahalle konuşuyor. Abi, bütün mahalleden nefret ediyorum ben zaten. Hadi nefret et ama işte... doğru adam bekliyormuş, yok doğru zaman bekliyormuş. Takıyorsunuz kafanıza birisini. O birisi de doğru mu yanlış mı, o da belli değil. Ondan sonra böyle el alemin diline düşüyoruz. Benim itibarım sarsılıyor mahallede. Kızı oğlu evde kaldı diyerekten. Ay evlenin bir an önce. Bulun yani yuvanızı, yerinizi. Sen de Zeynep'ciğim, annem daha güzel yapıyor diye maşallah hepsini yedin yani. Kötü bir şey mi söyledim ben? Yok, yok Zeynep'ciğim, söylemedin. Sadece biraz ortalığı karıştırdın yani. Afiyet olsun, ye sen. Vallahi hiç kusura bakmayın Sayın Ecevit. Bütün kurabiyeler bitti, hiç kalmadı. Teşekkür ederiz. O halde biz de müsaade isteyelim, emekçi kardeşimize daha fazla engel olmayalım. Doğru efendim, estağfurullah. Ne demek, her zaman bekleriz. Hoşçakalın. Hayırlı günler, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Evet, başkanım, evet. Hayırlı günler. Allah, geliyor mu? Yeminle. Dur buraya. Gidin hanımına. Ne bakıyorsun orada? Rızıklar olsun. Ne yapıyorsun ya, nasılsın? Pöftürük. Kalktın mı ya? Geldiğini belli etsene Pöftürük. Şey diyeceğim Ergun abim, ben formu doldurdum şimdi, tamam mı? Ondan sonra bak, şuraya imza atacaksın. Heh, bak, şuraya imza atacaksın. Ondan sonra Almanya'dan davetiye de geliyor. Almanya'ya gidiyoruz Ergun abi. Peki kim davet etti beni? Oo, benim Almanya'da bir sürü tanıdığım var ya. Helal sana lan Pöftürü. Şimdi Almanya'ya gideceğiz ya, sana çok güzel bir iş buluruz. Ondan sonra bir de kız buluruz, evlenirsin Ergun abi. Yok be oğlum, kızımız istemez. İş olsun yeter. Ya yapma Ergun abi, gözünü seveyim ya. Alman kızları sehr schön, çok güzel. Sarışın yani hepsi, süper. İyi, sen kendin evlenirsin o zaman. Yok ya Ergun abi, ben evlenmem. O niye o? Elvan'ımı unutamam ki Ergun abi. Unutursun koçum, merak etme, unutursun. Unutamam. Ya her şey üst üste geliyor. Herkes üstüme geliyor. Eniştem üstüme geliyor.
Erol Taş Baba Sami üstüme geliyor. Biliyorum Erol Taş Baba Sami kalp krizi geçirdi. O bile üstüme kaldı Ergun abi. Yani kimse beni anlamıyor Ergun abi. Bu yüzden yani ben de geleceğim seninle Almanya'ya. Da sen neden gidiyorsun Almanya'ya? Unutmaya. Neyi? Her şeyi. Eyvallah. Hadi gel sana bir çay ısmar. Ah, tamam Ergun abi. Ne var? Aa, ne kahkaha? O kurabiyenin acısını hepinizden çıkaracağım tek tek. Umarınız olsun. Allah Allah Sami abi ya. Biz bir şey yapmadık. Sen kendin ikram ettin. Niye ne çıkardı onu? Neyi? Kurabiyeleri ikram etmeyi. Neyi? Ya nasıl yedi ama ya? Gördün mü? Ah be abi, niye haber vermediniz ki? Evet, butik. Alayım boşu. Tabii abi. Sami abi, ne yapıyorsun be? Aynı be Mesut. Sen niye bir bakalım? Aynı be. Aa, helal. Bak ne diyeceğim ha? Bizim Bergün Plak mahalleden gitti ya. Ve? Duyduğuma göre ülkeden de gidiyormuş. Aa, ülkeden mi gidiyormuş? Nereye? Almanya'ya. Aa. Bizim Kopil Şahin şeyi dolduruyordu. Kağıt dolduruyordu, gördüm. Neden gidiyormuş ki? Ne bileyim ben. Yahu ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bu kanun dışı bir iş yapmış, onun için firaridir. E de bunun bir açıklaması var mı başka canım? Hoppala, lafmış mı seninkisi? Sherlock Holmes peki. Allah kahretmesin. Oğlum olur mu öyle şey? Öyle bir şey olsa zaten gümrükten salmazlar, durdururlar ya. Bence bu çocuğun başka bir derdi var ha. Evet, evet, doğru diyor. Bir kere en çok bu söverdi bu mahalleye, değil mi? Eğer şeyden, o şey yapardı, el ta şeyinden. Bence onun bu mahallede Amerika'nın bir şeysi var, ondan şey yapıyor, gelmiyor. Ve bence öyle yani. Olabilir. Ben diyorum ki toplanıp gidip konuşalım onunla. Bakalım derdi neymiş, çözelim. Yok, Mesut abi. Ahmet abi gitti, konuştu. Dönmedi abi. Gelmez. Bak zurnaya bak zurnaya. Kaptın tabii çocuğun dükkanını, dönsün istemiyorsun. Yok be abi. Ya hele bunun ettiği lafa bak. Hele söylediği söze bak ya. Belki de bana bir şey söyleyeyim size ya. Belki de bunun derdi sadece Ahmet'inendir. He? Abi boş verin be. Nereye giderse gitsin. İster Almanya, ister Belçika. Kendi kaderi yani. Kendi gelir. Ne bileyim ya, biz boş verelim. Yok yok birader, olmaz öyle. Bence gidip konuşacağız. Başka çaresi yok. Gidelim derdini çözmeye çalışalım. Yani çözemezsek de vedalaşırız. Ya. Hani böyle zamanda destek çıkmayacaksak ne zaman destek çıkacağız ya çocuğa? Tamam, ben varım. Ben tamam, ben geliyorum. Hadi o zaman, ben varım. Kim gelecekse o da gelsin. Tamam, o zaman şey yapıyorum ben. Bir tane dolmuş ayarlayayım, tamam mı? Evet. Bütün mahalle toplanalım içine, gidelim. Evet be, gidelim valla. O gelsin ağzının dükkanına. Bana da çağırsın ulan şey, damat havası. Aa, daha da iyi valla. Yeminle mahalle kurdu be. Neşe çıkardı valla mahallede ha. Hiçbir şey çıkarmadı. Gelecekse gelsin, yeter valla. Gitti. Bunu bıraktık da butik Ali'ne. Butik Ali değil bu. Beleşçi Ali. Allah Allah. Kabak yine bana patladı ya. Patlar tabii lan zurna. Allah Allah. Beyler, o zaman ben gideyim bu Kopil Şahin'den öğreneyim tam neresiymiş bu. Tamam mı? Tamam. Haber veririm ben size. Tamam. Yarın gideriz. Hadi, tamam. Tamam, hadi bakayım. Anam düştü lan. Bir de eşçi takıma. Ahmet, sen de gideceksin mi? Nereye baba? Ya işte mahalleden bir ekip gidiyor ya Ergun'la konuşmaya. Sen de onların içinde misin? Sen de gidecek misin diyorum. Ha evet, izin alabilirsem gideceğim. Gerçi ben daha önce gittim, konuştum Ergun'la, öyle pek kalmaya niyeti yok gibi ama bilmiyorum yani. Ya bence pek karışmamak lazım. Doğru. Kazık kalan adam. Bu da doğru. Kendi kararları. Bak bu en doğrusu mesela. İstikbal onun, bize ne? Dop doğru. Şimdi zaten Ergün oralarda yapamaz ya. Nasıl yapacak o? Adamlar plakçı aramıyor ki. İşçi arıyor bir kere. Yerleri süpürecek adam arıyor ya. Ergün süpürebilir mi yerleri? Ya bu Alman milleti acayiptir ya. O
kırmızı pantolonunu, mor gömleğini hudutta çıkartır, hemen üstüne işçi tulumlarını giydirir vallahi. Bence de. Ben de gidiyorum ha. Anlamadım. Nasıl? İşte Ergun abiyle beraber gidiyoruz. İnşallah Almanya'ya beraber gideceğiz yani. Hayırlısı olsun ya. Hayırlısı olsun. Allah'tan işte hayırlısı. Aşk olsun enişte. Enişte aşk olsun ya. Yani yemin ediyorum ya. Ergun gitmesin orada yapamaz. Ama Şahin gitsin kurtulalım ha. Aşk olsun. Demek istemedi enişten. İnanılır gibi değil ya. Şahin böyle demek istemedi. Yok ya tamamen öyle demek istedim ya. İşte ya. Gerendi mi? Ich sage, ich gehe in Deutschland und du sagst, nein, nicht gehe diye. Pöf sana enişte ya. Kötü bir şey söylemedi değil mi? Yok yok söylemez ya. Bu aralar biraz hassas. Evet işte ben de o yüzden diyorum. Çok hassaslaştı. Ya burada acayip hassas oldu. Çok. Onun için bir an önce gitsin Almanya'ya. Ya şimdi anası babası hazır oradayken gitsin, işini kursun, evlensin, yuvasını kursun. Burası yaramadı bu çocuğa ya. Çok acayip bir şey oldu. Yani anlatılacak gibi değil, çok acayip. Ergun'la aynı mı o ya? Ergun'la bir değil ki. Ergun'un durumu başka, bunun durumu başka. Bir kere Ergun plakçı ya. Aslında Ergun'a da burada bir kız bulsak, evlense, kalsa, yurt dışı falan diyor. Ne yapacak orada tek başına? Niye tek başına olsun çocuğum? Orada da dünya kadar Türk kızı var. İsterse biriyle evlenebilir yani. Tabii canım. Hatta orada evlendiğinde birçok olanağı oluyormuş, birçok hakkı oluyormuş yani. Ha, ne güzel. Son kez bir gidip konuşalım bakalım ne diyor. Ya bizim gelinin de gazetede resmi çıkmış ya. Bugün kahvede gösterdiler bana Ahmet. Nedir o? Öyle olmuş. Baba. Bir teklif. Hiç reddedilir mi kızım? Ya bak, mankenlik, fotomodellik öyle birdenbire bulunacak işler değil ki yavrum. Ya bana Tamer anlattı. Hem çok para kazanıyorlarmış. Tamer. Hepsini. Evet, Tamer anlattı. Sana anlattı. Tamer seni niye arıyor ki? Bak kızım, seni arayamayınca tabii ki sen reddedince beni aradı. Ya, bak aklını başına topla kızım. Ya 3 gün çekim yapacaksın. 150.000 lira para. Az mı? Hem ben de gelirim seninle. Böyle yavaş yavaş şöhret merdivenlerine tırmanırsın. Hı? Yok anneciğim istemem. Gelmesen ben de gitmeyeceğim zaten. Ay Muzaffer. Bir şey söylesene şu kızına. Az para mı ayol? Canım istemiyormuş işte görüyorsun. Yani ben ne diyebilirim ki yani? İstemiyor yani. Ay ne rahat adamsın Muzaffer. Anneciğim, seni biraz olsun mantıklı olmaya davet ediyorum. Ya Tamer'den bahsediyoruz. Nikah masasında bırakıp gittiğim adamdan bahsediyoruz. Ondan böyle bir yardıma nasıl güvenebilirim ben? Ha? Ya Ahmet duyarsa ne olacak? Aman canım, Ahmet duyarsa ne olacakmış? Ne karışıyor zaten o sana? Ha? Ne karışırmış olur mu Necla? Ya sen ta İspanya'dan bir gelen mektubu... Bir de alakasız bir mektubu kıskandın. Neydi o çocuğun adı? Tamer. Ha Tamer. Birden ortaya çıkınca Ahmet kıskanmaz mı yani? Kıskanmak da kelime babacığım. Ya benim tanıdığım Ahmet döver bile. Ahmet bu döver de döver de. Bak güzel kızım. Canım, meleğim, yavrum, yavrum. Ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum be kızım. Yani bak Tamer çok iyi bir çocuk. Ayrıca bak seni düşünüyor. Hala sana yardım etmeye çalışıyor be kızım. Yani demek ki seni hala unutamamış. Anne lütfen yeter artık kapat bu konuyu. Bak, bak Gülden. Benim bütün bu konuşmalarım sen mutlu olasın diye kızım. Bak ne zaman Tamer'den söz etsek. 100 binler, milyonlar, şan, şöhret, mutlu bir hayattan söz ediyoruz. Ama Ahmet'e gelince
hala düğün parasını biriktirebilecek mi, biriktiremeyecek mi diye böyle kara kara düşünüyoruz vallahi. Ya hala bir ev tutamadılar ki. Sen gelin olarak kaynananın evine gidersin, ömrün boyunca orada bulaşık, çamaşır yıkayarak ömrünü tüketirsin. Necla, gönül işlerinde haklı, haksız yok. Öyle bir şey yok. Olmuyor yani. Yani tamam. Hadi Tamer'i kabul etmiyor diyelim. Peki işi niye reddediyor o zaman? İçinde para var. Aa tamam. Tamam ben anladım. Ya Ahmet izin vermiyor. Engel oluyor ona. Çünkü Ahmet'ten fazla para kazanmasını istemiyordu ondan. Yok. Ben gidip konuşacağım onlarla. Cehbili bili, cehbili bili. Selamünaleyküm Selahattin. Aleyküm selam Bekir. Neyin sen? Vallahi ben nöbetliyim de aslı sen nedirsen. Ya bu kıt kıt bu ayta var ya böyle kıt 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 söylenip durur. Ben de şimdi komşular rahatsız olur diye dedim bir dolandırayım, gezdireyim. Ya bana bak Bekir. Sen bunu çocuk gibi arada sırada parka götürüp de gezdiriyor musun yoksa? Ya hiç sorma Selahattin, hiç sorma. Şimdi dilerim ki babama ben bunu geri göndersem adam üzülecek. Ama yok ya iyi. Bu Ayten var ya bu Ayten. Düneyin kafese girdim 6 tane yumurtlamış. Oo maşallah ya. Yalnız Bekir benden duymuş olma ama başkomiserimin kesin talimatı var. Onu böyle karakolun etrafında ya da içeride görseniz vurun dedi. Vur emri var yani haberin olsun. Vur emri mi var? Evet. Ya başkomiserim amma abartır belediş. Niyazi. Niyazi? Efendim Bekir abi? Ne işin var senin bu saatte Niyazi? Hayırdır? Saatin nesi var Bekir abi? Provadaydım. Unutuyorsun galiba, sanatçıyım ben. Bizim gecemiz gündüzümüz belli olmaz. He. Gece prova vardı, provaya kaldık. Işın! Bak gördün mü? Bak gezinsen bu saatte fazla gezme. Git eve ya, hasta olacaksan, üşüteceksen. Lafa tutmazsan gideceğiz Bekir abi. Ya arkadaş işte dolanma direm, dolanma. Git hemen bak üşütmüşsen, üşüteceksen gene. Selahattin avre. Gördün mü Selahattin? Bak. Ya bana bak Bekir. Bu Niyazi'nin meşhur bin marka değil mi ya? He. Niyazi! Ya sus ses etme. Biraz eğlene sonra veririz. Ne oldu? Ya Niyazi biz çok yaşa demeyi unuttuk. Sürüysen mi? Hadi hadi çok yaşa. Siz de görün. Hey hadi. Hadi iyi geceler. Allah! Sen şimdi yarın Niyazi'yi seyredin. Bugün Sami abi, yarın Niyazi. Mehlede var ya, makara bitmiyor, makara bitmiyor. Vallahi keyfim yerine geldi. Kız Ayten, görürsen. Ya Bekir. Sus ses etme, azıcık eğlenek adamın bin markıyla. Bizde kalsın, eğlenek biraz. İyi, tamam hadi. Hadi git. Eze meze eden oğlan, bıyık meze eden oğlan. Eğlenin deliginden, kıza göz eden oğlan. Komiserim boşuna demiyor buna işin gücü riv 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 diye ya. Peki abla. Yıldızcığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi canım benim. Ya gazete aldım. Araba kampanyası varmış, Mesut okuyacağım. Araba mı alıyorsunuz? Ay inşallah Mesut he derse artık taksit. Ay hadi inşallah bak. Ay ne güzel olur vallahi. Yakışır da. Ah çok... Nurten abla günaydın. Günaydın canım. Hayırdır selam sabah yok, küsmüşsünüz siz? Ne küseceğim canım ben onunla? Allah Allah. Bana vakit yiyordum ben zaten. Hadi canım hadi görüşürüz. Hoş geldiniz yengeciğim, buyurun. Şey olayım Fehmi ben. Fehmi abi nasıl, iyi mi? Ha Fehmi iyi, sağ olun, iyi. Ona çok selamımı söylersiniz. Baş üstüne, baş ama üstüne. Çok söyleyin ama. Tamam, bayağı bir selam. Anladınız onu. Buyurun ne verelim size? Şey alayım ben. Bir tane limon alayım ben. Şöyle, salalım mı burada mı sıkacaksınız ama? Osman bir tane limon getirin. Şey alayım. Ya Fehmi abinin yerel seçimlerde kime oy vereceği belli oldu mu? Ya bilmiyorum ki vallahi. Aman gözünü seveyim yenge. Aman diyeyim. Sen onu ikna edersin. Gitmesin oylar havaya. Bas mühürü Mustafa'ya.
Hayırlısı olsun inşallah. Ver limonu ver. Böyle bir tane de bu. Ya tamam bir tane limonun da ama olmaz Allah, lütfen bizden. Hadi hadi. Hakikaten ya çok bir hayır. Bir tane limon canım komşuyuz biz burada. Hadi hadi. Sağ ol. Ne oldu acaba? Kolay gelsin. Merhaba. Ay vallahi küsmüş bunlar. İşte gelir gördün mü? Çok acımasızsın Bekir abi. Çok var ya. Ya putik bir sus. Şişt, Nurten abla. Nurten ablacığım ya. Ne oldu Niyazi? Nurten abla. Bin markımı gördün mü? Bin mark mı? Yok annem ne bin markıymış ki o? Yok annem bin mark değil ya. Bin mark. Kahverengi. Şöyle. Şöyle büyük. Helal kazanılmış. Bir banknot. Görmedin mi? Ay yok ayol. Nerede göreyim ben Allah aşkına? Allah Allah. Sen de işini geleni görüyorsun. İşini gelmeyeni görmüyorsun. Bekir abi. Butik Ali. Siz gördünüz mü? Ne gördük mü? He. Bin markı mı ya? Bin markı mı? Bin markı mı kaybettim? Bin mark mı? Vah, 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 vah. Görüyor musun Bekir abi? Mark da şimdi ne kadar oldu ya? 112 bin lira, 240 kuruş. Tam 112 bin lira. Kaybolur mu böyle para ya? Görmediniz mi ya? Oho, Niyazi Bey, Niyazi Bey. Sen onun üstüne var ya bir soyuk su iç. Anladın mı? Ama fazla şey etme yani. Umutlanma. Tamam. Şimdi biri görmüştür, koymuştur cebine, yallah almış gitmiştir. Evet. Ya. Niyazi abi, en son ne zaman cebindeydi? Vallahi tiyatrodayken cebindeydi Butik Ali. Tiyatrodayken cebindeydi. Evet. Tamam, bak ne kadar güzel söylüyorsun. Tiyatrodayken cebindeydi. Demek ki sen o geldiğin tiyatroya doğru geri dön, yerlere baka baka git. Ama fazla da umutlanma çünkü kim bile ne zaman biri almış gitmiştir. Ya, maalesef. Bekir! Ne diyor bu şimdi kim gelmiş buraya? Niye aygır yapıyor bu? Niye aygır yapıyor bu? Sami abi, cebinden bin markını düşürmüş. Nereden? Cebinden. Onun cebi mi düşürsün? Çok komik. Sami abi, şu anda hiç şaka kaldıracak zaman değil ha. Bin mark ya, bin mark. Ben onu bir de tümletmiştim. Ne güzel, helal kazanmış. Canım, canım bin mark. Nasıl kaybolur ya? Nasıl kaybolur ya? Koçum, koçum. Hiç buralarda bin mark gördün mü? Yok abi, ne bin mark ya? Gözünü açsana. Genç adamsın. Yürü. Ya Yıldız, bak asfalyalarımı attırma kızım. Araba nereden çıktı? Benim de araba alacak param var. Ya hayatım, taksit taksit diyorum ya. Allah Allah, ben hadımım diyorum, sen kaç çocuğun var diyorsun ya. Kızım, bu araba erkek işi. Sen bir kadınsın. Nereden çıkartıyorsun bu arabayı ya? Ya canım, hayatım, kocacığım. Bak diyorum ki ben, bir araba alsan, beni şöyle bindirsen, gezdirsen, Boğaz'a götürsen, Emirgan'a, Beykoz'a, ya fena mı olur? Ya kızım, para yok diyorum ben sana, anlamıyor musun? Evi zor döndürüyorum zaten. Mesut abi, Mesut abi, Mesut abi. Ya bana yardımcı olun ya. Ne olursun, bin markamı düşürmüşüm. Kaybetmişim ya. Gördünüz mü? Yok, görmedim. Herkeste para var, bir sende yok değil mi Mesut? Ya kızım o herkes mi? O Niyazi. Cepsiz Niyazi. O bin mark onda kaç senedir var biliyor musun sen? Ha? Adam hiç para harcamıyor ki kızım. O belki de Alman Merkez Bankası'nın bastığı ilk bin marktır ha. Tabii. Yani ilk bin marklardan. Yani adam o kadar finti ki yani hiç harcamıyor ya. Sen de beni onunla mukayese ediyorsun. Aşk olsun kocacığım, ben seni hiç onunla mukayese eder miyim? Ben seni kimseyle mukayese etmem. Ama sen bu araba işini bir düşün ha. Olur. Hadi anne, hadi. Hadi ufak ufak hadi. Ha, düşün ama. Hadi düşüneceğim ben, hadi, hadi. Allah Allah, Allah Allah. Başkan. Ne var? Ya bu bizim Ergun Pila'ya ikna turuna gideceğiz. Dolmuş kiraladık. Sen de geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum. Tabii geliyorum. Tamam, Ahmet gelsin, yola çıkacağız. Tamam, tamam. Başkanım, bu civarda bize seçim bürosu olabilecek en uygun yer Ergun Plan eski dükkanı. Ne yapıp ne edip ikna etmelisiniz? Bize seçim bürosu şart.
Ya tamam Danya, ben niye gidiyorum ki zaten oraya bunun için? Tamam efendim. Tamam, gel şimdi devam edelim. Tamam. Komiserim, komiserim, başkomiserim, başkomiserim. Allah cezanı vermesin Niyazi ya, Allah cezanı vermesin. İnsan bir merhaba der, kapıyı çalar. Bu ne ya? Boğaz yorular gibi daldın içeri. Nasıl öyle edeyim? Nasıl kapı çalayım efendim? Canım yanıyor ya, canım yanıyor ya. Bir kayıp bildirimde bulunacağım efendim. Çok acil, çok acil. Tamam, ne kaybettin? Kendini kaybettin kesin. Başka ne kaybettin? Ne kaybettin? El bebek, gül bebek. Bütün gözlerden sakladığım bin batı Alman markımı kaybettim ya. Kaç batı Alman markı? Bin batı Alman markımı. Selahattin, ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç başkomiserim. Ya komime gitti de o yüzden gülüyorum yani. Malum Niyazi'nin bin batı Alman markını bilmeyen yok başkomiserim. Pamuklara sarıp sarmalardı. Nasıl düşürdü acaba? Düşürdüm demedik ki Selahattin. Efendim kayıp. Çalınmış da olabilir. Ya Niyazi, senin cebine kim el uzatabilir ki? Senin cebin yok ya. Efendim, burada biraz ciddiyetsizlik var gibi geliyor bana. Selahattin, burası devlet kurumu. Ciddiyete davet ediyorum. Efendim, lütfen ikaz edin şu memuru. Selahattin, ben de seni ciddiyete davet ediyorum. Evet, Niyazi. Şimdi, ya, hayır, ne yapalım yani? Anladık şimdi. Biri bulur da getirirse sana haber veririz. Ne yapalım Niyazi? İnşallah biri bulur. İnşallah ahlaklı biri bulur da hani onu gördüğü an hemen gelir, sahibini arar ve sahibiyle onu kavuşturur değil mi efendim? İnşallah. 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 Ama nerede? Bir dakika Selahattin. Günümüzde öyle insan kaldı mı efendim? Kaldı mı ya? Vallahi bin markı kim getirir ki ya? Belli olmaz Niyazi. Beşi getirirler. Ne yapalım Niyazi işte? Bekleyeceğiz. Ne yapayım yani şimdi? Ben senin paranı mı arayayım yani? Ne yapayım yani? Arayabilirim de yani. Elinde hiçbir şey yok. Ne yapabilirim Niyazi? Niye bana bağırıyorsun Niyazi sen? Bağırmıyorum efendim. Bağırarak konuşuyorsun Niyazi. Sürekli bağırarak konuşuyorsun. İçeriye de bağırarak girdin zaten. Evet. Beni de bağırttın burada ya. Pardon. Pardon, kusura bakayım. Yok efendim. Niyazi, getiren ödül verecek misin peki? Ne ödül kardeşim? Ne ödül kardeşim? Ne ödülü kardeşim? Ya nasıl ödül ya? Niye ödül vereyim? Ya hani parayı bulana içinden bir kısmını veriyorlar ya ödül olarak. Onu soruyorum yani. Ya sen ne zeki bir memursun Selahattin. Ya bin batı Alman markı, bin banknot. Yarısını bölüp de adama verecek halim yok. Zaten düzgün, dürüst bir vatandaşın da gelip onu düzgün, dürüst bir vatandaş olan sahibine vermesi lazım. Onu kavuşturması lazım değil mi efendim? Doğru, tabii tabii. Tabii. Orası öyle Niyaz. Aynen öyle. Orası yani gelip vermesi lazım. Düzgün vatandaşsa düzgün vatandaş şöyle bilmeli gelip vermesi lazım. Doğru söylüyor. Tamam. Tamam Niyaz. Tamam. İnşallah düzgün vatandaştır. Gelir onu görür. Ne yapalım? Tamam. Oturacak mıyız? Oturmayacağız işte. Evet. Sen gideceksin. Biz işimize gücümüze bakacağız. Ne yapalım Niyaz? Tamam. Tamam. Evet. O zaman ben gidip biraz daha arayayım ya. Ara bakalım. Çok kıymetliydi benim için efendim. Pamuklara mı sarardın onu, sarmalardın ya? Neredeyse, neredeyse. El bebek, gül bebek. Herkes. Gideyim, gideyim. Git hadi, hadi. Gideyim de arayayım biraz daha. Allah'ım inşallah ahlaklı, benim gibi. Benim gibi ahlaklı, dürüst bir insan bulur da. Vallahi gelir bana verir ya. İnşallah gelir de bulur da verir. Bravo. Serhat, niye gülüyorsun Serhat? Hiç başkomiserim, ben gülüyorum yani. Kendi kendine gülene ne derler Selahattin? Ne derler başkomiserim? Ne derler Selahattin? Deli derler. Aferin. Teşekkür ederim başkomiserim. Rica ederim Selahattin. Deli Selahattin. Deli! Gülme. Deli derler adama. Siz benim kızımın istikbaliyle oynayamazsınız efendim. Hay Allah'ım. Hay anne, kim sizin kızınızın istikbaliyle oynuyor Necla Hanımcığım? Siz, siz efendim. Yani birbirimizi seviyoruz dediler, evleneceğiz dediler. Hiç ağzımızı bile açmadık, hiç karşı çıkmadık ama... şu anda kızım nerede, kiminle, nasıl çalışacak ona bari karışmayın canım. Ha, anlamıyorum ki, benim hiçbir şeyden haberim yok. Geldiniz, bağırmaya başladınız. Hakikaten bilmiyorum yani, nedir? Sizin haberiniz yoksa oğlunuzun vardır efendim. Oğlunuza sorun, o söylesin. Merhabalar. Hoş geldin Ahmet'ciğim. Hoş geldiniz Necla anne. Hoş buldum Ahmet. Anne ne oluyor? Şimdi biz bir şeylere mani oluyormuşuz da çocuğum tam anlayabilmiş değilim. Bir iş mi vermişler?
Gülden'e de bizmiş ya. Evet, evet efendim. Eski nişanlısı Tamer kızıma müthiş, güzel, olanaklı bir iş teklif etti. Yani modellik ve mankenlik yapmasını istiyor. Eski nişanlısı. Evet. Yani unutamamış da Gülden'i. Anne ben çıkıyorum. Arkadaşlarla Ergun'a bir bakacağız. Tamam canım sakin. Sakin tamam. Nasılsın Osman abi? Oğlum. Ergun. Nasıl gitti oğlum? Vallahi baksana abi, kovayı doldurduk. Vallahi helal olsun be, balıkçılığı da öğrendin ha. Eyvallah, alsana babacığım. Eyvallah. Hey, hey, gözün aydın. Niye abi? Misafirlerim var. Ergun. Niye büyüme? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Aynı valla. Tavşan kanı. Bileder. Hoş geldiniz dostlar. Dost muyuz, düşman mıyız bakacağız artık. O nasıl laf Mesut'um ya? Valla bileder seninle konuşmamız lazım. Yok yok. Daha doğrusu senin konuşman lazım. Şimdi sen anlatacaksın, biz dinleyeceğiz. Aynen. Hoş geldin abim. Hepiniz hoş geldiniz. Abidim. Vallahi geçen geldiğimde sen bir şeyler anlattın ama ben hiçbir şey anlamadım. Belki anlayan biri çıkar diye bütün mahalleyi topladım geldim. Ergun abi. Memnun musun lan dükkandan? Harika abi, süper. Ergun abi, abi bana her şeyi de ama balıkları tek yiyeceğim değil mi abi? Aşk olsun ya. Sizsiz boğazımdan geçer mi? Geçer. Ya hele dadaş. Ama Ergun ya. Usta. Ne haber Ergun? Eyvallah. Vakit kaybetmeyelim ya. Hazırlıklara başlayalım hadi. Tik, bize oturacak bir şeyler bul bakalım buralardan hadi. Hemen. Aynen. Gelin böyle gelin. Evet. Hadi. Fırla fırla. Neymiş? Ergun'u geri getireceklermiş. Kazık kadar adam gitti işte ya. Karışmayın, boş verin gitsin. Gitti, gelmesin. Vav, wow, Çatatoy. Benim arkamdan da mı böyle konuşacaksın ha? Gidersen, ha? Ne yapıyor, ne yapıyor? Şahin. Sen nereye gidiyorsun ki? Ergun abiyle Almanya'ya gidiyoruz beraber. Öyle mi? Haberim yoktu. Benimle konuşmazsan tabii ki haberin olmaz. Yani Şahin biliyorsun babam yüzünden ya seni görünce... Biliyorum abiciğim, biliyorum. Beni görünce kalbi tekliyor. Kriz geçiriyor falan filan. Ben seni babasız bırakmam. Hasretinden ölürüm ama babasız bırakmam seni. Şahin, sen ciddi misin? Ciddiyim. Thank you.
Yıldız abla. Ay çok teşekkür ederim Nazlıcığım. Bir şey değil. Nasılsın Nazlıcığım? İyiyim. Nasıl olayım işte, iyiyim. Nazlı. Ay bir şey soracağım, ben çok merak ettim. Annenle Nurten abla küsmüş galiba ya. Niye? Ay sorma. Küstüler Zeynep yüzünden. Hangi Zeynep? Ay yok mu küçük Zeynep, bu Safiye ablanın kızı olan? Ufak. Evet. Geldi buraya, hepimizi birbirimize düşürdü gitti yani. Aa, ne dedi ki? Ay, acayip şeyler söyledi yani. Gerçi bazıları da doğru, hani Nurten'e dedikoducu dedi mesela. Aa! Bence Nurten abla çok dedikodu yapıyor yani, o kısmı doğru. Ondan sonra annemin kekini beğenmedi. Aa! Bana da böyle çok acayip şeyler söyledi, onları söyleyemeyeceğim yani sana şu anda. Özel çünkü. Allah. Ama bildiğin dedikodu yani. Annesinin söylediklerini bize çatır çatır söyledi. Çocuktan alabilir ya. Sonra işte annem de Nurten'e güldü, Nurten de anneme güldü derken böyle birbirlerine girdiler. Aa! Evet beyler, balıklarımız da inceden piştiğine göre ufak ufak konuşmaya başlayalım derim ben. Evet, hadi evet. Doğru diyorsun. Evet, Ergun Efendi işleri büyüteceğim diye, değil mi? Getirdim mahalleye bir tane kamyonet, her şeyleri yükledin. Ondan sonra beni bu tıklığına bıraktın orada. Aşk olsun ama Sami abi ya. Vallahi yemin ederim kalbimi kırıyorsun ha. Kırıyorsun! Yok be, şaka, kırılmasın. Şimdi bir de Almanya lafları falan çıktı. Nedir, evet. Doğru mu o iş? Evet ya, bizim Kopi Şahin evrak mevrak dolduruyordu, hayırdır? Bana bak Ergun. Sen yoksa kanundan mı kaçırsan he? Bana bak şimdi, gülme, açık açık konuş. Bak şimdi sen beni bekçi kıyafetinden gördün ya. Ben bu sıfatına burada değilim. Yani anladın, ben de korkmana gerek yok kardeşim. Ya Ergun kardeş be, yoksa sen mahallede biriyle kavga falan mı ettin ha? Söyle bize, söyle yapalım aranızı. Yok be abi, ne kavgası, yakışır mı bize öyle şeyler? Ya kardeşim, o zaman senin derdin ne? Dellendin mi? Burada böyle balık peşinde koşuyor ya. Bak eğer şeyse, değil mi? Yani parasal bir şeyse, bunu kendi aramızda toplar hallederiz. Tabii öyle. Abi, aynen. Evet, aynen. Abi, uzatırız yani. Abi. Eyvallah. Ne güzel dostlarım var, sağ olun. Ama öyle bir şey değil. Ya gündelik hayatımdan sıkıldım işte. Fena mı? Baksanıza. Her gün dalga sesi, deniz, balık, huzur. Daha ne isterim? Kafamı dinliyorum burada. Ya bırak Allah seversen Ergun, neyine yorulacaksın? Bütün gün dükkanda, senin dükkanın önünde oturuyorduk işte yani. Ya güzel, güzel. Yani ister, insan böyle şey ister de... tah Almanyalara kadar yetme, firar etme ne olur Ergun? He? İnsan uzaklaşır. Uzaklaşır ama tatil yapar, geri döner. Evet, evet. Değil mi? Evet. Doğru. Ergun abi! Ergun abi, yoksa sen Almanya'da bir... Ergun abi, beraber gidelim. Gözünü seveyim ya. Beraber gidelim mi? Bir iş var, kesin bir şey var. Ya dur kardeşim sen de. Bir dakika dur ya. Evet oğlum, dur Allah Allah. Parazit yapma. Şu birader, Manita meselesi falan mı ya? Ha? Bana bak, kız meselesiyle hallederiz be oğlum ya. Bak, sizler de vermediler. Bütün esnaf kefil oluruz. Tabii oğlum. Ya. Evet, 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 evet. Nişanlı hatta yaparız, düğünlü evet yaparız. Yapmaz mısın? Evet, yaparız. Evet, evet, evet. Ben bir çeyrek altın takarım. Evet. Hiç merak etme. Çikolata alırım, bir de fazla alırım. İn ta güzelini beğenden. Düğün yemeyen benden kardeşim. Eyvallah abi. Vallahi helal, düğün bedavaya geldi. Yok yok. Kız meselesi yani. Hakikaten alakası yok. Söylemiyor abicim işte. Söylemiyor. Ben size söyledim. Kafaya takmış, illa gideceğim. Ya kardeş, şu ekmeklere koyun da balık pişti yiyelim ya. Evet evet, oldu valla. Of of, hele balıkların güzelliğine, hele balıkların güzelliğine. Yahu Ergun, bu memleket bırakın gidilir mi he?
Almanya'da var mı böyle balık? Yok. Evet. He? Vardır, orada da vardır da başka balıklar. Tamam birader, yani er geç anlatacak. Kaçışın yok birader. Evet. Anlatacaksın bize bu mevzuyu. Evet. Yemeğimizi yiyelim, ekmeklerimizi, tabii, balıklarımızı anlatacaksın. Hadi. Evet, daha buradayız çünkü. Tamam. Bir yere gitmeyeceğiz. Ahmet'ciğim, evet, hemen, evet, hemen kardeşim. Evet, şuna ver abi. Evet, evet. Çok acıktı. Er geç anlatacak bize bu mevzuyu. Abi güzel koktu, acıktım. Hele alalım. Bu kadar laf çok mis gibi koktu ya. Evet, yiyelim sonra başlayın anlatmaya. Hadi bakalım. Yap abi, yap. Ah ya! Ah ya! Nasıl kaybettim ya? Nasıl kaybettim ben bir markamı ya? Allah'ım yarabbim ya! Eşek kafalıyım ya! Eşek kafalıyım! Üzülme Niyazi. Kaybettiğin sadece para. Ya, abi niye üzülmeyeyim ya? Niye üzülmeyeyim ya? İnsan başka niye üzülür? Bak Niyazi. Sahip olduğumuz şeyler arasında en değersizi, yani değeri en düşük olan paradır aslında. Ya git Basri abi ya. Vallahi canım yanıyor zaten. Git Allah'ını seversen ya. O sadece bir kağıt parçası. Neden üzülüyorsun ki? Kağıt parçası ha? Ama değerli bir kağıt parçası. Hem de çok değerli. Bununla mutluluğu alamıyorsan hiçbir değeri yok. Sadece kağıt parçası. Ha bankada olmuş, ha cebinde, ha yastık altında. Yani üzüldüğün şeye bak. Sadece bir kağıt parçası kaybettin. Kağıt parçası ha? Evet. Kağıt parçası ha? Affedersiniz Basri Bey, o kağıt parçası dediğiniz var ya, bugün bir lira daha artmış ya. 113.000 lira olmuş. Şuraya bak, benim için servet Basri abi. Dolar, mark, Türk parası, altın sikke, akçe, ne önemi var ki? Eğer para değerli bir şey olsaydı, uğruna savaşlar çıkar mıydı? Bak, kendin söylüyorsun işte. Ya savaşlar niye çıkıyor? Çünkü para değerli. Değersiz bir şey olsa çıkar mı? Değerli olduğu için çıkıyor işte. Düşünsene Niyaz. Değerli bir şey için insanlar savaşır mı? Savaş çıkarır mı değerli olan bir şey? Ya Basri abi ya, bana ne savaşta? Bana ne? Benim derdim, benim 1000 markımla, kendi 1000 markımla, kaybettiğim 1000 markımla, canımla, kanımla. Ne yapacaksın ki 1000 markı sen ha? Ne yapacaksın? Hem insan kazandığı kadar değil, harcadığı kadar zengindir. Sen de hiç harcamadığına göre çok fakirsin Niyaz, çok. Ya Allah'ını seversen bir sus ya, bir sus ya. Bugün nasıl bir gün ya? Biri hiç konuşmuyor, biri hiç susmuyor. Piyangodan mı çıktınız bugün bana ya? Benim zaten canım yanıyor. Allah'ım yarabbim ya. Ah, 1000 markım ya. Nasıl kaybederim ben bunu ya? Ergun, bak yavrum ben senin baban yaşındayım. Şimdi sıkıldığın zaman ne yaparsın? Bir de annene babana gidersin. Onlar yoksa ne yaparsın? Arkadaşlarına, dostlarına gidersin. Bak biz de hepimiz toplandık geldik buraya senin derdine çare bulmak için. Derdin neyse söyle be yavrum, bu çaresini buluruz be evladım. Sağ olun Mehmet abi. Hepiniz sağ olun. Ama inanın bana mahalleyle bir ilgisi yok. Tamam o zaman dön geri. Bak. Evet. Dön. Gerçekten dön geri Ergun ya. Dön. Seni de anaplı yapalım. Ondan sonra dükkanında seçim bürosu yapalım. Sen dur başında yine. Sen dur. Güzel güzel devam edelim. Bir dakika ya. Mustafa abi ne yapıyorsun? Dükkan bende bir kere. Ne oluyor ya? Bir kere bağırarak konuşma bir. Dur ya kardeşim canım. Burayı dükkan masasına çevirmeyin. Allah Allah ya. He valla 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 doğru söylüyor. Ya bir kere o dükkan plakçıyken güzeldi. Ya Ergun sen gittin. Mehlemizin ne rengi kaldı ne de sesi. Öyle değil mi? Evet. Ya. Bekir valla doğru söylüyorsun. Helal. Evet evet. Bak Ergun. Mehmet abi aksız tamam sen söyle. Bak çözülemeyecek. Hiçbir problem yok değil mi? Yok. Ben gel mahalleye bunu hallederiz. Hallederiz. Yalan mı Ahmet? Kendi bir şey deme. Oğlum bak. Bu kadar insan toplandı geldi. Hı. Sevildiğini bil. Ben gittim o Almanya dediğin yerde bir sene kaldım. Ben giderken bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Ahmet gitme. Sen bu dostluğu, bu mahalleyi, bu arkadaşları orada bulamazsın dedi. Şimdi aynı bana söylediklerini ben sana söylüyorum. Haklısın. İnsan sizin gibi dostları hiçbir yerde bulamaz. O zaman
Dönüyorsun değil mi? Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor ya. Dönüyor tabii canım. Tabii canım dönüyor. Yavaş bu olacaksın yavaş. 7,5 kilo balık yedim burada. Bu kafalı mı balık içine götürüyor ha? Vallahi ya. Yedim ne abi? Şey gibi oldu. Ne yapayım ya? Et yasak. Mubidik gibi, mubidik gibi. Var ya bir tane okucum abi şey. Ergun. Hadi kalk. Biz buradan seni almadan gitmiyoruz. Evet, evet. Tabii. Ah dönüyor. Vallahi dönüyor. Gelir. Ay Allah. Yıldızcığım hayırdır? Hayır hayır Rukiye ablacığım. Ne düşündüm biliyor musun? Hep evde oturuyoruz. Bir kere de pastanede oturalım dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmış. Size muhallebi ısmarlayacağım. Ay Allah. Merhaba de bakayım Rukiye teyzeme. Merhaba. Merhaba kuzum, merhaba. 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 Merhaba Yıldızcığım, beni çağırmışsın. Çağırdım Nurten ablacığım. Gel otur. Gel. Hayır, oraya değil. Nurten ablacığım, bu masaya gel. Sizi çağırdım çünkü aranızı bozan bu küçücük çocuğa bir kere daha bakmanızı istedim. Bakın, bakın. Bakın. Ya Nurten ablacığım, Rukiye ablacığım, siz kaç yıllık komşusunuz? Ya onu da geçtim, koca koca kadınlarsınız. Ufacık çocuğun lafıyla iş yapılır mı? Aşk olsun size ya. Senin baktığın fallar hiç çıkmıyormuş. Kimin? Benim mi? Evet, annem öyle söyledi. Başka ne söyledi anne? Kavgacı dedi. Ne? Ben mi kavgacıymışım? Tamam Zeynepciğim, hadi sen gel. Güzel güzel yapmasın. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz yoksa? Yok, yok. Yok canım, saçmalama. Olur aşk olsun yani. Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Ben gösteririm o Safiye'yi şimdi. Demek kavgacıymışım ha? Ya Yıldız, ya Yıldız. Ay kızım ya. Bizi barıştıracağım diye geldi, kendi kavgaya gidiyor. Ay Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım. Ama Zeynep de ah bu cimcime. Bana bak, azıcık çocuğa göz kulak ol da ben şunu peşine gidip bir anlatayım derdimi. Oh Zeynep. Ay Allah. Yıldız. Yıldız. Ya Bekir oğul, Allah'ını seversen şu adamın parasını ver ya. Yazıktır, günahtır ya. Yüreğine inecek ya. Ne oldu Niyazi? Ya arayıp dönüp dolaşsan bu kadar dönme dolaşmayla insan kıtaları keşfederdi ya. Bir tane parayı bulamıyorsan. Niyazi, sen en iyisi vazgeç abicim. Gitti o para artık. Galiba öyle Mehmet abi. Vallahi ben de zaten umutlarımı kaybetmek üzereyim artık. Ya Mehmet abi, o benim canımdı be. Canımdı. Yıllarca tüm gözlerden sakladığım bir tane arkadaşımdı benim o. Bir tane arkadaşımdı. Niyazi, 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 Niyazi. Umudunu kaybetme yavrum. Arayan bulur. Ara, bulursa ya. Çok komik, çok komik ya. Pardon Bekir abi, sen niye gülüyorsun acaba? Çok komik bir şey mi var, ha? Ya bence o kadar komik ki bu durum ya. Neyse, hadi görüşürüz. Niyazi. Niyazi. Efendim Bekir abi? Ne işin var senin bu saatte Niyazi? Hayırdır? Saatin nesi var Bekir abi? Provadaydım. Unutuyorsun galiba, sanatçıyım ben. Bizim geçemiş günümüzümüz belli olmaz. He. Gece prova vardı, provaya kaldık. Bak, bak gördün mü? Bak gezirsen bu saatte fazla gezme. Git eve ya, hasta olacaksan, üşüteceksen. Lafa tutmazsan
Gideceğiz Bekir abi. Bekir! Ya arkadaş işte dolanma direm, dolanma. Yeter ben bak üşütmüşsen, üşüteceksen gene. İyi günler başkomiserim. İyi günler Niyazi. Yine ne oldu? Yine ne oldu niye? Ya bu şey, buldun mu? Paranı buldun mu? Hayır, bulamadım efendim. Bulamadım maalesef. Ama efendim, kanımca benim o param çalındı. Çalındı? Nasıl çalındı? Kim çaldı? Bekir, Bekir! Ne? Bekir? Evet. Bes. Selahattin. Selahattin. Evet. Bekir lan Selahattin. Sen şimdi bana hırsız mı demek istiyorsun? Koskoca devlet memuru Selahattin hırsız mı diyorsun ya? Hiçbir şey demesin. Hiçbir şey demesin kardeşim. Efendim, kesin eminim. Yani şu anda da eğer harcamadılarsa ikisinden birinin cebinde olmalı. Oğlum Niyazi nereden çıkarıyorsun? Nasıl emin olabiliyorsun bundan? Ben anlamadım. Şey, efendim biliyorsunuz ben bir sanatçıyım. Yani bir sanatçıların tüm hisleri güçlü olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saçmalama o 6 değil o. 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. 5 tane duyumuz vardır bizim. Koku alma, tat alma, dokunma. Ondan sonra öbürü neydi la? İşitme başkomiserim. İşitme, kulak. Duyma, işitme işte. Efendim, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Efendim, sizin gibi kültürlü bir başkomiseri düzeltmek istemem ama yani onlar o ağız, burun, göz falan. Yani duyu organı değil efendim. His, his yani. Bir sanatçıların hisleri çok güçlü olur ve kesin eminim. Bu ikisi. Parmakla gösteriyorum, yüzlerine bakmak istemiyorum çünkü. Selahattin Bey ve Bekir Bey. Bilmiyorum siz bey diyorsunuz ama. Yok başkomiserim vallahi bende para mara yok ya. Bekir sende. Şimdi şeyler başkomiserim şimdi. Tamam zaten yeter anladım. Bu para işi çözülecek yeter ya burama kadar geldi ya. Bu para işi çözülecek boşaltın ceplerinizi. Ceplerinizi boşaltın gel böyle Niyazi. Boşaltınlar efendim. Gel böyle. Evet. Boşalt ceplerinizi. Otel meydan efendim. Boşalt mendil cüzdan evet anahtar çıkar boşalt ceplerini. Zaten sizin adaletinizi hiçbir zaman sorgulamamışımdır efendim. Türk parası başka. Tamam onlar Türk parası. Sağ cebine bakmadın. Bak sağ cebine bakmadın Bekir. Sağ cebini de boşalt. Boşalt hani. Hadi. Ak koyun kara koyun çıksın ortaya. Ana! Ya Niyaz şaka yaptık seni. Canım. Şaka yaptık ha. Şaka yaptık. Başkurt. Yapıştıracağım şimdi sana Niyazi. Birazcık kendine hakim ol ya. Eline burnuna hakim ol Niyazi. Hayır efendim. Şeye dikkatinizi çekeyim. Niye dikkat ediyorsun? Bu nedir Niyazi? Özür dilerim efendim. Ama cepte yakalanınca şaka yaptık oldu. Bilmiyorum efendim, farkında mısınız? Bekir. Başkomiserim, şimdi Niyazi böyle yolda ele değil Selahattin. Böyle sallana yürürdü. Ama bu bir Mart da böyle havada böyle uçuşurdu, yere düştü. Biz de Selahattin'den aldık. Vallahi ben geri verelim demiştim başkomiserim. Başlar söyleyeyim. Selahattin zaten geri verecektik başkomiserim. Dedik biraz eğlenek. Biz şaka yaptık Niyazi'ye. Şaka yap. Şaka yaptık ha. Vallahi. Bir çocuk ağlasın günler boyu sokaklarda yapayalnız. Gözyaşları içinde. 1000 markı çalındı diye şaka yaptık. Çok komik. Hepimiz güldük. Başkomiserim. Başkomiserim hiç gülmüyor. Komik değil yani o zaman. Efendim. Çok özür dilerim ama size işinizi öğretmek gibi olmasın. Ama çok sinirliyim. Biraz da sesimi yükselttiğim için özür dilerim. Ama bu yürüyen bıyık ve seyrettirmiş kafa hakkında soruşturma açısın. Adli takip istiyorum efendim. Ne dedim? Bu yürüyen bıyık ve seyrettirilmiş kafa hakkında soruşturma açısın efendim. Lütfen rica ediyorum. Dur ben bunu not alacağım. Yürüyen bıyık ve seyrettirilmiş kafa. Yürüyen bıyık ve kim? Evet. Seyrettirilmiş kafa Selahattin. Seyrettirilmiş kafa Selahattin. Seyrettirilmiş kafa Selahattin. Komik efendim değil mi? Aşk olsun başkomiserim ya. Niye lan? Sepet kafa diyordunuz, şimdi de seyrettirilmiş kafa diyorsunuz artık. İyi işte daha değişti. Seyrettirilmiş kafa oldunuz. Seyrettirilmiş kafa. Neticede kafada sorun var oğlum senin. Evet. Ne oldu şimdi seyretilmiş kafa lan? Yürüyen bıyık değil mi? Bıyık. Bekir. Yürüyen bıyıktan şikayetçisin öyle mi? Evet efendim. Lütfen adli takip başlatasın. Soruşturma açılsın. İçeri girsinler. Demir parmaklıklar arkasında kalsınlar 10 yıl. Ama başkomiserim benim suçum yok ki ya. Benim de yok. Ama benim de. Bak hiç kimsenin suçu yok. Tamam alabiliriz o zaman. Hayır. Ya saçma sapan hareketler yapmayın. Karakolu bu işler lan. Meşgul etmek suçtur. Aklınızda yaşal istiyorum. Yaşal diyorum. Ben buna yaşal diyemiyorum. Olsun efendim. Nazardır o. Dilini sürçer. Tamam.
Yasal işlem başlatacağız Akkulüz. Evet. Girsinler içeri, çıkmasınlar efendim. 1000 mark. Bir çocuk ağlardı günlerce sokaklarda yapandınız ya. Valla mahkeme tarihini bana söylersiniz herhalde. Bildirirsiniz değil mi efendim? Tabii tabii. Sana tamam. onları söyleyeceğiz. Niyazi Urgan. Adresime gelin. Ben tamam. O zaman siz adaleti yalnız bırakayım efendim. İçeriden hiç çıkmasınız inşallah. Şu bıyıkları biraz sene. Uğraşma şu kafayla artık. Çıkmayacak. Hadi görüşürüz Niyazi. Seyretilmiş kafa, Selahattin ve bıyıkları, yürüyen bıyık, Beşir. Şöyle haritanın başına. Haritanın başına. Haritanın başına. Senedir, Selahattin. Haritanın başına. Geç, geç, geç haritanın başına. Geç Senedir. Yer beğenin orada kendisi. Ben de mi beğenim? Evet, kendini sen beğeneceksin tabii Bekir ya. Ben beğendim. Nereyi beğendin? Erzurum. Hadi be. Ay hep direkten dönüyor ya. Merhabalar. Hoş geldin abicim. Nasıl geçti toplantınız? Vallahi ben bir şey anlamadım ki yani. Kolay gelsin gençler. Abi hoş geldin. Evet, gol geliyor, gol geliyor. Ay! Toplantıyı mı soruyorsun? Aha. Ya bu Ergun'un kafası artık neye bozulduysa, kime kızdıysa yani... Bilmem, bütün mahalleleri söyledik, gitme dedik. O da tamam mamam dedi ama... Ben kalacağını zannetmiyorum yani. Büyük ihtimal gider o. Bırak ya, gitsin, boş ver. Çağatay, dikkat ediyorum. Ne zaman bu Ergun mevzu açılsa sen hep aynı şeyi söylüyorsun. Gitsin de gitsin. Ne oluyor oğlum? Ya belki de gitmesi daha isabetli bir karardır ya. Allah Allah. Bırak gitsin. Ben de yok. Ne haber Nazlı? İyiyim canım, hoş geldin. Hoş geldin. Gülden. Ben de sana gelecektim. Niye? Bir mevzu var da... Bir gelsene bir dakika. Tamer lafı falan duydum. Kimden? Annenden. Sana iş mi teklif etmiş? Mankenlik, fotomodellik mi teklif etmiş ne falan öyle bir şeyler diyordu anne. Öyle mi? Öyle. Katalog çekimleri, kaban resimler böyle gazeteye çıkmalar falan. Bunların arkasında bu çocuk mu var? Hayır, alakası bile yok. İş amcasından geldi bana. Yani benim... Biliyorsun Tamer Amerika'daydı. Yani onun burada olduğundan bile haberim yoktu benim. Burada olduğundan nasıl haberin oluyor peki? Ya Ahmet, pastanede oturuyordum. Yanıma geldi. 2 dakika konuşabilir miyiz falan dedi. Ben git dedim yani. 2 dakika gördüm, görmedim. Gülden bak. Bu fotomodellik, mankenlik. Bak. Bunlar yok. Tamam mı? Bu yok, ben de çalışacağım. Evleneceğiz, katkıda bulunacağım lafları falan. Bunlar benim çok canım sıkıyor. Şimdi de bu Tamer lafı falan çıktı ortaya. Gülden. Beni biliyorsun. Ahmet, seni biliyorum.
ne modellik yapacağım ne bir daha Tamer'i göreceğim, tamam mı? Bak öyle diyorsun da... ben bir daha bir şey görürsem... duyarsam... Duymayacaksın, tamam mı? Tamam. İyi, ben kalkayım o zaman. Görüşürüz Nazlı. Nereye gidiyorsun? Sana şu bahsettiğim iş vardı ya. İlgilenmiyorum Tamer, tamam mı? Gülden, bir çekim için 250 bin teklif ettiler. Sözleşme yaparsan yıllık 3-4 milyon para kazanacaksın. 3-4 milyon mu? Evet Gülden. Bak talih kuşu bu. Böyle bir parayı geri çeviremezsin. Öyle mi? Geri çeviririm Tamer. Gülden. Ya Tamer, bırakır mısın lütfen? Lütfen bak, sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma, istemiyorum. Karışık yollarda hüzünden uyandım.